Herkese mesai saatinden merhaba. Ben Tarık Tekgözlü. Yeni bir konuyla ve yeni bir konukla karşınızdayız. Petoliş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Temmuz ayında Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağlanan TÜGVAS Sözleşmesi'ni konuşacağız. Aynı zamanda Türkiye'de sendikal örgütlenme neden bu kadar düşük? Türkiye'deki mevcut sendikal örgütlenme modellerini değiştirmek mi gerekiyor? Bunları masaya yatıracağız. Tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, İşte geçen ay hoş bulduk. FETÖ'cü sendikamız TÜPRAŞ'la bir sözleşme bağlattı. Daha doğrusu Yüksek Hakem Kurulu bu sözleşmeyi bağlattı. Ve baktığımızda önemli 3 madde var. Bir toplu sözleşme 3 yıllık. Bu Evet. maalesef işverenin talebiydi. İki mazeret izinlerin düşürülmesi. Bu da aynı şekilde işverenin talebiydi. Diğeri de ilk 6 ayda %6 gibi bir düşük oranlı bir zam. Ki siz FETÖ'cü sendikası olarak bu iş şeye de karşı çıkmıştınız. Maalesef Yüksek Hakem Kurulu işveren lehine bir karar verdi. Evet. Yani bu süreç nasıl gelişti? Bundan sonra nasıl olacak? Çalışanların huzursuz olduğunu biliyoruz. Bunun özelinde aslında Yüksek Hakem Kurulu'nda masaya yatırmak gerekiyor. Özellikle grev yasağı olan yerlerde ciddi sıkıntı yaratıyor. Neler yapmak gerekiyor? Evet. Sendika harekete düşen görevler nelerdir? Onları da bir Evet. sizden alalım. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii TÜPRAŞ Sözleşmesi'nde petrol iş sendikamız ve TÜPRAŞ işçisi entegre bir saldırıyla maalesef karşı karşıya geldi. Türkiye'deki sermaye çevrelerinin piri sayılan Koç Holding ve TÜPRAŞ yönetimi sözleşmemizin aslında özünü, ruhunu oluşturan temel maddelerle ilgili hep talepkar davrandı. Yani 40 yıllık, 30 yıllık vardiya düzeninin değiştirilmesini bir çırpıda, mazeret izinlerinin düşürülmesini, efendim sözleşmenin süresinin arttırılmasını dayatan bir pozisyonda oldu başından beri. Tabii sendikamız tüm organlarıyla ve tabandan aldığı motivasyonla bu dayatmaları ilk günden itibaren reddetti. Müzakere masasını bloke eden, müzakere masasını tıkatan hiçbir ön şartı kabul etmeyeceğini ifade etti sendikamız. Bizler dediğim gibi temsilci, yönetici ve genel merkez olarak %90 oranında bu ortak akılla hareket ettik. Ve hiçbir dayatmayı kabul etmedik. Kapsamda eylemler de oldu. Kesinlikle 4 ay, 5 ay TÜPRAŞ işçisi, Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve Aliağa rafinerilerimizdeki işçiler, yönetici arkadaşlar bu 40 yıllık kazanımları halel getirtmeme adına çok ciddi direnişler örgütlediler, çok ciddi direndiler. Ama kamuoyunun gözden kaçırdığı oldukça önemli bir nüans var. 2019 yılı başından itibaren Türkiye'deki tüm sermaye örgütleri açık söylemek gerekirse biraz da iktidardan aldıkları güçle ve cesaretle işçi sınıfının kazanımlarına yönelik bir toplu saldırı içerisine girdiler. Ve tırnak içinde işçilik maliyetlerini minimize etmek için çok örgütlü davrandılar. Burada maalesef hakem rolü oynaması gereken ve devleti temsil eden Yüksek Hakem Kurulu'nun biz bağımsız, tarafsız ve hakkaniyetli bir tutum içerisinde olmasını dilerken çok beklemiyorduk da böyle bir tutum içerisine gireceklerini. İşverenin taleplerinin çok ötesinde maalesef kararlara imza attılar. Yani bu Yüksek Hakem Kurulu'nun verdiği TÜPRAŞ Sözleşmesi ile ilgili verdiği kararlar kamuoyu vicdanını yaralamak bir yana işçi sınıfının adalete olan güvenini bir daha onulmaz bir şekilde sarsmıştır. Şimdi tabii Bir şey de problem değil mi? Yani toplu sözleşme sürecinin aslında bir grev kartı olmaması işçi tarafının. elbette. Yani bunun gerçekten bir toplu sözleşme pazarlığı denebilecek yanı kalıyor mu? Grevsiz bir toplu sözleşme süreci yürüdü. Evet. Yani bu sendikanın iradesinden bağımsız mevzuattan kaynaklanan Evet. problemler. Bunun çok olumsuz yansımalarını görüyoruz. Hani petrol işte sınırlı da değil. Belki yani iş kolu olarak
daha çok grev yasağı olan iş yerleri, size bağlı iş yerleri genelde. Evet. Ama bunu nasıl aşmak lazım? Evet. Bu noktada sendika harekete ne görevler düşüyor? Belki oralarda bir girmek lazım. Evet. Tabii sözünüz yani, kesin, siz buyurun. Estağfurullah. Yani şunu özellikle ifade etmekte fayda var. Böylesi işçi sınıfının her hak arama mücadelesinin arefesinde sermaye ve sermayenin örgütleri, kitle iletişim araçları işçiyi ülkeye yanlış yapmakla, işte vatana ihanet etmekle suçlayan, itham eden çok uğursuz söylemler içerisine giriyorlar. Biz Türkiye işçi sınıfı grev hakkı isterken, eylem yapma hakkını kullanırken bunu tamamen sermayeyi doğru bir doğrultuya çekme, doğru bir rotaya çekme anlamında yapıyor. Yoksa işçi sınıfının, biz sendikaların ülkeyi zora sokma, ülke ekonomisini darbeleme gibi asla bu tür niyetlerinin olmadığını, bu tür söylem sahiplerine bu söylemi aynen iade ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yani dolayısıyla eğer Türkiye'de bir demokrasi olacaksa bunun tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi gerekiyor. Eğer sendikalar anayasal kurumlarsa, ki öyledir, toplumsal yaşamın, iş yaşamının vazgeçilmez unsurlarıdır. Dolayısıyla eğer sermayeyle bir mücadele içerisine girilecekse de işçinin mücadele enstrümanlarının, ki bunun başında da grev ve eylem yapma hakkı geliyor, ellerinden alınmaması gerekiyor. Yasanın, yasa koyucunun bu noktada tarafgir değil de her tarafa eşit durması gerekiyor. Yani bu noktada hükümete de büyük bir görev düşüyor. Görev düşüyor. Dolayısıyla demokratikleştirmek açısından. Kesinlikle. Dolayısıyla hükümetlerin iş kolu farkı gözetmeksizin işçinin legal ve meşru çerçeve içerisinde hakkını arayabilmesinin önünü açması gerekiyor. Nedir bu? Grev hakkını yasakladığı tüm iş kollarından bu yasağı kaldırması gerekiyor. Dolayısıyla işçi de sendikada bu ülkenin insanı ve bu ülkenin kalkınması için canını dişine takan, her gün ölen, her gün katlolan iş cinayetlerinde bir toplumsal kesim. Dolayısıyla bütün mücadele enstrümanlarını sermayenin eline vereceksin, işçinin eylem yapma hakkını erteleyeceksin, yasaklayacaksın, grevlerini yasaklayacaksın, sonra da demokrasiden bahsedeceksin. Bu abesle iştigal olur. TÜPRAŞ Sözleşmesi'ne gelecek olursak şunu hemen söyleyelim. Evet, TÜPRAŞ Sözleşmesi'nin Yüksek Hakem Kurulu'nda böylesi tırpanlanarak bağlatılması işçimiz, üye arkadaşlarımızda, TÜPRAŞ işçisinde büyük bir moralsizliğe ve örgütlü mücadeleye, bir güvensizliğe yol açtı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sendika olarak öz eleştirel bir tarzda bu konuyu ele alıp, açık söyleyelim, haftaya yapacağımız kongreden sonra görevde kim olacaksa, biz olacaksak biz, başka arkadaşlarımız olacaksa onlar, mutlaka bu TÜPRAŞ Sözleşmesi'ni ve sürecini masaya yatırıp yeni bir mücadele hattı örmek ve TÜPRAŞ Sözleşmesi'nden aldığımız yaraları sağaltmak, o haklarımızı tekrar geri almak durumunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ek protokol yapılacak diye bir şeyler konuşuluyor ya da iyileştirme yapılacak mı ya yapıldı mı bilemiyorum. Sendikamızın Koç Holding veya TÜPRAŞ yönetimiyle resmi hiçbir görüşmesi yok. Bu anlamda Koç Holding yönetimine baskı unsuru olmaya çalıştığımız, baskıladığımız, çeşitli söylemler içerisine girdiğimiz doğru. Ama resmi ve o yaraları sağaltmaya, tedavi etmeye, gasp edilmiş haklarımızı almaya yönelik henüz resmi bir toplantı veya görüşme yok. Ama dediğim gibi önümüzdeki hafta yapılacak kongreden sonra görevde kim olursa olsun, biz olursak biz, başka arkadaşlar olacaksa onlar, mutlaka ilk iş TÜPRAŞ Sözleşmesi'nin ele alınıp bir mücadele hattı örmek olduğu kaçınılmaz. Bu noktada şunu sorayım o zaman. Çok tartışmalara da neden oldu aslında. Belki siz yoğun bir mücadele süreci içerisinde olduğunuz için gözden kaçmış olur, sendikanın kaçmış olabilir. Yani %50 bir zam talebi olduğu işte yerel gazetelerde de çıktı. İşte yorumları okuduğumuzda işçi kesiminden ne tepkiler var? Yani başka iş konumunda. Evet, evet. Yani %50 çok değil mi? Zaten TÜPRAŞ'ta işçi ücret düzeyleri normal işçilere göre iyi bir düzeyde. Aslı astarı nedir? Gerçekten de %50 oranında bir zam mı istendi, yoksa sosyal evet. haklarla vesaire birlikte mi bu evet, evet. orana denk geliyor? Şimdi Tarık Bey, tabii burada da bir dezenformasyon ve manipülasyon var.
kamuoyunun desteğini, işçi sınıfının desteğini TÜPRAŞ işçisinden alıkoymaya, TÜPRAŞ işçisini izole etmeye yönelik bir dezenformasyondu bu. Kesinlikle öyle. Olay şu: biz TÜPRAŞ sözleşme taslağımızı hazırlarken enflasyon %24'tü taslak hazırlanırken. Ve biz taslakta %50 zam istedik. Tabii pazarlık marjıyla birlikte o günkü enflasyonu da gözeterek aslında hedeflediğimiz %30 gibi bir ücret zammıydı. Ama açık söyleyeyim, kimi basın ve bazı kitle iletişim araçları bunu çarpıtarak, deforme ederek, işte TÜPRAŞ işçisi sanki bir eli yağda, bir eli balda yaşıyor da çok uçuk, afaki, fantastik zamlar istiyor da böylesi dezenformasyon süreci yaşadık. Bu doğru değil. Enflasyon %24 iken biz %50 sözleşmemizde, taslağımızda zam talep ettik. Ama tabii ki biz %50 talep ederken işverenin de %5 önereceğini ve ortalarda işte %25-30'larda buluşabileceğimizi düşünerek o rakamı telaffuz ettik. Ama açık söyleyelim, petrol iş sendikası olarak bizim ücret zammı talebimiz, yani hedefimiz daha doğrusu %18-20 bandıydı son tahlilde. Tabii dediğim gibi Yüksek Hakem Kurulu büyük bir adaletsizlik örneği göstererek ve sermayeden yana açık tutum takınarak işçi sınıfının haklarını gasp etmiştir. Ben bunu söylemekten çekinmiyorum. Ve son cümle olarak bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Petrol İş Sendikası kurumsal ve mücadele geçmişi şanlı direnişlerle dolu bir sendikadır. Önümüzdeki haftaki kongreden sonra bu yönetimde kim olursa olsun, bizler veya başka arkadaşlar, TÜPRAŞ sözleşmesini temel gündem yapıp bir mücadele süreci başlatıp ya müzakereyle ya kavgayla, direnişle o yaralarımızı sağaltmaya, o gasp edilmiş haklarımızı tekrar geri almaya ant içmiş bir petrol iş göreceğiz. Evet. Peki şeye gelelim şimdi, sendikal örgütlenme. Türkiye'de bakıyoruz, %70 kadar sendikamız var Türkiye'de. Kimi yetki alabiliyor, top sözleşme imzalı, kimi alamıyor. Belki tabela sendikaları da çok açıkçası. Ama sendikal örgütlenmeye baktığımızda da yaklaşık 16 milyon işçi var. Fakat bunun 1.8'i sendikalı. Niye bu kadar düşük sendikalarımız? Biraz daha böyle örgütlenmeyi yavaş yavaş mı götürüyor bu işi? Ya da örgütlenme modellerinde mi bir problem var? Tabii mevzuatta da muhakkak ciddi sıkıntılar var, örgütlenmenin önündeki engeller. Bunlar neler? Neler yapmak gerekiyor? Sendika harekete neler? Evet. Hangi görevler düşüyor? Evet, evet. Şimdi saydıklarınıza şey olarak söyleyeyim. Hepsi. Yani saydığınız tüm şeyler doğru. Yani şöyle söyleyelim, sendikal bürokrasi gerçekliğimiz var. Sendikalar kamudan kalma bir alışkanlıkla hazırla yetinmek durumundaydı yıllardır. Evet. Son birkaç yıldır işte işçi sınıfındaki yoğun örgütlenme arayışından ve sömürüden dolayı aslında tabandan gelen bir örgütlenme iradesi var. Yani sendikal bürokrasiyi motive eden, dürtükleyen, gelin bizi örgütleyin diyen tabandan bir tazyik var. Yoksa sendikal bürokrasi gene var olanla yetinir. Var olan üye aidatlarıyla tırnak içinde yetinir. Sendikacılığı meslek olarak gören anlayış kendini idame getirirdi. Ama son birkaç yılda özellikle vahşi sömürüden kaynaklı tabandan gelen büyük örgütlenme tazyiğinden dolayı sendikalar bir tutum almaya başladılar. Ama bunun yeterli olmadığını 4 yıllık merkez yöneticiliği pratiğimde ben açık açık gözlemledim. Şunu söyleyelim, organize sanayi bölgelerinde, endüstri havzalarında sermaye oldukça örgütlü. Yani birliklerinden, vakıflarından, organize sanayi yönetimlerinden tutalım, İşte TİSK gibi, MES gibi örgütlerine kadar oldukça örgütlü ve sendikal örgütlenme iradesi geliştiği zaman da topyekun bir saldırı içerisine iş kolu farkı gözetmeksizin giriyorlar.
Şimdi dolayısıyla Türkiye işçi sınıfını temsil eden örgütlerin burada da aynı refleksi göstermesi gerekiyor. Peki niye işveren sermaye kesimi bir birlik olarak birlikte hareket ediyor ama maalesef işçi sınıfı ya da işçileri temsil eden sendikal yapılar birlikte değil? Neden değil? Yani temel nedenleri işte ideolojik politik ayrılıklardan tutalım da işte herkesin demek ki bir şekilde tırnak içinde gemisi yürüyor. Yani bu çok aslında utanç verici bir durum. Yani bizlerin dediğim gibi bütün politik ezberlerini, o dogmalarını bir kenara bırakıp hiçbir suni ayrıma düşmeksizin, hatta konfederasyon farkı gözetmeksizin endüstri havzalarında, işte Çerkezköy, Çorlu, Hadımköy, işte Dilovası, Gebze, Kocaeli, Manisa, İzmir ve benzeri diğer sanayi havzalarında bir kere ortak örgütlenme ofisleri, büroları açmamız lazım. Orada açılan o ofislerin bütün iş kollarından işçilerin kullanımına, ziyaretine açık ve ortak refleks veren, birbirlerini ikmal eden, birbirlerine bilgi akışı sağlayan bir ortak örgütlenme bürosu modeli geliştirmemiz gerekiyor. Yani petrol iş tek başına, tek gıda iş tek başına, yol iş tek başına veya Birleşik Metal tek başına değil de böyle bu işi gönül işi addederek, komplekslerimizden de arınarak bu endüstri havzalarında en azından vahşi sömürünün alabildiğini at koşturduğu yerlerde ortak örgütlenme büroları açmamız, ortak bütçe oluşturmamız, ortak kadro oluşturmamız ve böylelikle örgütlenme bekleyen işçiye yanıt olmamız gerekiyor. Örgütlenme %7 oranlarında, düzeylerinde Türkiye'de. Evet, çoklu sözleşme imzalayan, yararlananlar evet. Maalesef. Burada değerli tek gözlü, dezavantajlı gruplar adettiğimiz gruplara Türkiye Sendikal Hareketi'nin, bağımsız sendikaların mutlaka ulaşması gerekiyor. AVM plaza işçileri, ev işçileri, taşeron emekçiler, beyaz yakalılar, hatta atanamayan gençler, tüm bunlarla ilgili biz sendikaların, yani ben defaatle söylüyorum bunları, arkadaşlar da söylüyor ama temenni olmaktan öteye geçemiyor. Belki 3 konfederasyonun örgütlediği, 3 konfederasyonun organizatörlüğünü yaptığı bir örgütsüz emekçiler kurultayı buna ön açıcı bir karakter kazanabilir. Yani Türkiye'de şu an 13,5 milyon örgütsüz emekçi var. Yani biz reel örgütlülük düzeyi 1,5 milyon civarında. Biz bununla yetindiğimiz sürece Türkiye'de ne siyasete müdahil olabiliriz, ne siyasete yön verebiliriz, ne bir emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarının örgütlülük düzeyini bile tutturmayız. Yani dolayısıyla bizlerin Türk İş, DİSK, Hak İş hiçbir komplekse kapılmadan beraber bir örgütsüz emekçiler kurultayı düzenleyip, iş kollarında gerekirse işbirliği yapıp, gerekirse ortak örgütlenme büroları kurup, mutlaka bunu öyle aidat akışından falan bağımsız, derdin aidat olmadığı, derdin o 13 milyonun en azından 4-5 milyonunu örgütleyen ve bu bağlamda toplumsal bir dinamik haline gelip siyasete yön veren, siyaseti işçi sınıfı noktasında, işçi sınıfının hakları noktasında doğru tutum almaya zorlayan bir pozisyon kazanmamız. Temel dert bu olmalı diye düşünüyorum. Anladım. Son soru olarak şunu o zaman size sorayım. Malum kıdem tazminatı meselesi, evet, özellikle bu hükümet döneminde hep gündeme getiriliyor. Rafa kaldırıyorlar, raftan indiriliyor. Şu an yine 11. Kalkınma Planı'na baktığımızda hükümet kıdem tazminatı fon sistemine devretmek istiyor. Evet. Buralarda sizin bakış açınız ne? Petrol işi olarak fon sistemi ne getirir, ne götürür? Mevcut sistemde problemler olduğu da ileri sürülüyor. İşte herkesin bu haktan yararlanamadığı yönde. Sendikalara düşen görev de nedir? Valla konfederasyonlar çeşitli söylemler geliştiriyorlar. Ne yaparlar bilmiyorum. Ama biz petrol iş sendikası olarak
kıdem tazminatı hakkının fona devri veya gün sayısının düşürülmesi durumunda bunu grev yasağı tanımaksızın genel grev kararı sayacağımızı defalarca ilan ettik, bir kez daha ilan ediyoruz. Biz öyle pembe çizgi, kırmızı çizgi gibi klişeleşmiş laflara da aslında çok sığınmadan Türkiye işçi sınıfının kadim hakkı olan kıdem tazminatı hakkının sermayeye peşkeş çekilmesine veya kıdem gün sayısının düşürülmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Bunu tartışma konusu da yapmıyoruz petrol iş sendikası olarak. Bizim için kamu iş yerleri başta olmak üzere, stratejik iş yerlerimiz başta olmak üzere tüm iş yerlerimizde genel grev yapma gerekçesidir. Bu konuda da kararlı olduğumuzu sizler aracılığıyla, kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Emekle kalın, hoşça kalın.